أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين آمين يا معين. Evet. Dersimize hoş geldiniz. Cenab-ı Hak bizlere güzelce ifade, hep beraber güzelce istifade ikram eylesin. Vakf-ı Hamza ve Hişam bahsinin efendim hemzeler üzerindeki Hamza ve İmam-ı Hamza ve rivayeti Hişam diyelim, bu ikisi üzerinde, ikisinin hemzeler üzerindeki vakıflarıyla alakalı konudaydık, konudayız daha doğrusu. Bu konuda Hamza'nın, İmam-ı Hamza'nın ve rivayeti Hişam'ın İkisinin yapmış olduğu bir takım tahfiflerden bahsediyoruz. Bu tahfifler iki kısma ayrılır demiştik. Birisi tahfifi kıyasi, diğeri tahfifi resmi. Tahfifi kıyasi geçen ders itibariyle bitti. Şu andan itibaren okuyacağımız beytler tahfifi resmi ile alakalı. Yeni bir konu, bir nevi konu içinde ayrı bir başlık tabii. İkiye ayrılır demiştik. Ayrı bir meseleye girmiş oluyoruz. Tahfif-i kıyasi isminden de belli. Bir takım kaide kurallara bağlı olarak yapılan tahfif. Tahfifin de ne olduğunu az buçuk yine açıklamaya çalışmıştık. Bir tahfif demek işte şeddeli bir harfi diyelim ki şeddesiz okumak demek değil bu anlamda. Dedik ki idgamda, ibdalde, teshilde bunların her birisi, nakilde bunların her birisi tahfiftir dedik. Yani okuma kolaylığı anlamında tahfifi. Okuma kolaylığı anlamında böyle bir yorum getirmeye çalışmıştık. Rabbimiz hatadan cümlemizi beri eylesin. Ve anhu, yine İmam-ı Hamza'dan diye başlıyoruz ibareye, mısramıza. Ve anhu, İmam-ı Hamza'dan ne var? Yeni bir, dedik ya ikiye ayrılmıştı, tahfifi kıyasi bitirdik. Ve anhu teshilun. İmam-ı Hamza'dan ayrı bir teshil daha var. Ayrı bir efendim okuma kolaylığı. Buradaki teshil de yine tahfif anlamında. Yoksa bildiğimiz teshil olarak olayı düşünmeyelim. Teshil malum olduğu üzere kolaylaştırmak demektir. Tahfif de zaten yine aynı şekilde. Şimdi diyor ki İmam-ı Hamza'dan ayrı bir okuma kolaylığı daha var. Ne gibi? Kehattil mushafi. Mushaf hattı gibi. Yani mushaf hattına uygun olarak yapılan bir takım kolaylaştırmalar var. Biz buna ne diyoruz? Tahfifi resmi. Malum olduğu üzere biz mushafın hattına resmi hat ismini veriyoruz. Resmi hat. Dolayısıyla resmi hatta uygun, resmi hatta uygun yapılan bir takım kolay, okuma kolaylıkları. Peki, فَنَحْوُ مُنْشُونَ مَعَ الضَّمِّ اِحْذِفِ Münşûne'de olduğu gibi, fenahve münşûn, münşûne'de olduğu gibi, mesela aslı neydi bu kelimenin? Münşiûn idi. Bu münşiûn kelimesinde olduğu gibi, biz bunu münşûn okuduğumuz gibi, peki neyle? Me'al zammi, zammeyle okuyoruz. Neyin zammesiyle orada okuyoruz? Efendim, hemzenin zammesini hazif yaptıktan sonra, ihdif diyor zaten. Hemzenin zammesini hazif yaptıktan sonra şine veriyoruz. Dolayısıyla münşiûn okunurken hemzeyi hazfettik. Zammesini makabilindeki şin harfine vermiş olduk. Ne oldu? Okuyuş münşûn olarak gerçekleşmiş oldu. Tabi bunun gibi birçok kelimeler bunun üzerine kıyaslanarak aynı şekilde okunur mu? Okunur. Efendim işte müttekiûn mesela. Müttekiûn biliyoruz işte daha önceki bahsedilen kaidelerde tesil kaidelerinden bahsedilmişti. O tesil kaidesine göre burası ilk önce münşiûn olarak tesil okunur. Ondan sonra yine başka bir kaideden bahsetti. Efendim esreden sonra ötre gelen yerde ye'ye ibdal mesela demişti. Müttekiûn olur. Başka müstehzûn bir de yani müttekûn. Bu türlü yerlerde bu iki tanesi kaideye bağlı olarak gerçekleşiyor. Belli bir kaideyle beraber mesele oturuyor. Ama üçüncü okunan hazif meselesi yani müttekûn dediğimiz zaman ilk ikisinde yani müttekûn de
Evet, hemze hala var tesir bir şekilde. Müttekiyyu dedik, ibdal var. Yine hemze ile alakalı. Ama müttekû dediğimiz zaman ortada artık hemze falan yok. Hazif gerçekleşmiş. İşte bu üçüncü vecih nedir hocam? Yani kıyasi olarak yapılan bir kolaylık değil, tahfif değil. Resmi hatta uygun olduğu için. Resmi hatta uygun olduğu için. Tabiri caizse biz buna mesela diyelim ki Arapçada mastarlar nedir? Semaidir değil mi? Mastarlar semaidir. Ama hangi mastarlar var? Onlar kıyasidir. Ne gibi? İşte if'al babının mastarı hangi kelimeyi if'al babına sokarsanız sokun mastarı if'alun vezninde gelecektir. Yani orada mesela belli bir kıyas vardır. Belli bir olay var orada. İşte amili semailer, kıyasiler kıyasla belli bir hareket alanına sahip ve o hareket alanında devamlı kurallar işliyor. Buna kıyas denir. Diğeri kıyas değil. Öyle duyulmuş denir. Burada da Kur'an-ı Kerim'in hattına uygun olduğu için böyle bir hazif meselesi devreye girmiş. İnşallah anlatabildim değil mi burasını? Anlatamadıysam söyleyin hocam. Anlatamadın, anlatmaya çalışayım tekrar. Ondan sonra demiş ki ve elifun neş'eti. Neş'eti kelimesinin elifi. Mesela daha yani önceki derste anlatmıştım. İfade etmeye çalışmıştım. Bunu madde madde olduğu gibi yani bu konuyu maddeleştirdik demiştim. 12. madde olarak bunu almışım. 12. maddede de mesela en neş'eti kelimesinin elifle okunması gibi. Neşat şeklinde okunması gibi. Ha bu işte ma'vavi küfen. Küfenin vavı gibi. Yani okunurken nasıl okunur bu? Diyelim ki küfen şeklinde. Ama vakıfta nasıl olur bu? Küfve. İşte hüzen, hüzve, hüze, hüzve diyoruz değil mi mesela? Normalde küfa vecihi var mı? Var. Küfa vecihi var. O da ne? İşte malum küfen okununca sakin harften sonra gelen hemzenin hareketini nakil. Hemze-i hazif oldu küfe. Bu bir kaide ama küfva vecihi belli bir kuralla kıyaslanarak yapılan bir şey değil. Yok. Ne o? İşte resmi hatta uygun olduğu için küfva. Ondan sonra hüzve aynı şekilde. Ve ya'be'u ya'be'u kelimesi. El-bela'u el-bela'u kelimesi. El-du'afa'u du'afa kelimesi. Bunların her birisi aynı şekilde arkadaşlar yani ya'bev okunur. Sonra belav şeklinde vavla aynı şekilde okunması ama hep bunlar nedir? Kıyasi olarak değil resmi yani resmi hatta uygun olduğu için yapılan vücuhatlar. El-du'afa mesela. Du'afav gibi vavlı okunuş. Şimdi biz el-du'afa'u kelimesine baktığımız zaman mesela Kur'an-ı Kerim'de veya el-bela'u kelimesine baktığımız zaman işte B harfi, lam harfi var. Arkasından normal direkt hemze gelmesi lazım. Ama bakıyoruz ki bu resmi hatta vav üzerinde yazılmış. Veya işte du'afa'u kelimesi aynı şekilde resmi hatta vav üzerinde yazılmış. Vav üzerinde yazıldığı için resmi hatta uygun olduğundan dolayı du'afav diye bir okuyuş da meydana çıkıyor bu sefer. Bu resmi hatta uygun olduğu için. Ama normal şartlarda mesela bela'u kelimesiyle alakalı bakın kaç tane vecih var? Bela'u kelimesinde toplamda 12 vecih var. Toplamda 12 vecih. Peki bu 12 vecih nasıl oluşuyor? Bak el bela'u kelimesinde toplamda kaç vecih var? 12 vecih var. Nasıl oluşuyor ama? Şimdi burada şöyle bir not almışım. Vakıf halinde el bela diyelim. Bu durduk. Böyle bir yer var. El bela veya du'afa diye durduk biz bunda. Şimdi cezimli olarak durmuş olduk mu biz bunda? Durduk. Hemzeye cezim vermiş olduk. Peki biz hemze üzerinde cezimle durunca otomatik olarak bizim İbdalimiz var değil mi?
meşhur ibdal kaidesi var. Devreye girecek. O zaman ne yapıyoruz? İbdal devreye girince otomatik 5, 3, 1 iskat yapıyoruz. İbdal dediği elife ibdal olmuş oldu. Yani hemzeyi elife ibdal etmiş olduk. Ne oldu? İşte meddi muttasıl olması münasebetiyle bir kere 5, ondan sonra 3, ondan sonra da 1. İşte farklı farklı mezheplerin, ehli edanın görüşüyle beraber böyle bir sıralama gerçekleşiyor. Bu mesela kaide 4 gereği. Geçmişteki derste 4. kaide gereği. 4. kaide de bakıyorum. Mütetarrif olduğu halde eliften sonra gelirse iptal. Kaide bu. Mütetarrif midir? Hemze mütetarriftir. Yani sonda gelmiştir. Kelimenin sonunda, tarafta vaki olmuştur. Dolayısıyla mütedarrif olduğu için dördüncü kaide gereği elife ibdal geçmişti. Geçen derste biz bunu okuduk. Geçmişti. Elife ibdal ettik. Ne gibi? Neşa es-sema'da yapıldığı gibi. Bu eyvallah. Ondan sonra üçüncü kaide, oraya da kıyas ederek, şimdi kıyasla gidiyor hep burası. Üçüncü kaideye kıyasen tesil meselesi var. O ne? Mütevessıt olduğu halde burada efendim tabi sadece oraya benzediği için bunun teshil olması gerekiyor. Üç, kaide 3 şu. Efendim mütevessıt olduğu halde eliften sonra gelirse teshil yapılır. Mesela ne gibi? Melaiketün gibi. Melaiketün. Şimdi ne oldu? Bu buradaki bahsettiğimiz hemze ortada gelen bir hemze. Bakın ortada gelen bir hemze. Burada ne var? Ben bunu ne yapıyorum? Daima 5-1 teshil yapıyorum böyle yerlere. Öyle yapmıyor muyuz? Mesela işte melaike, melaike diye tesil yapıyoruz bunları. Şimdi iki tane tesil var. Buradaki her ne kadar efendim buradaki tarafta vaki olmuş olsa da konum itibariyle eliften sonra geldiği için üçüncü kaideye kıyasla ne meydana geliyor burada arkadaşlar? Tesil meydana geliyor. Bu tesil kaç yapılacak? Yine 5-1 yapıyoruz. Toplamda iskatlar, arkasından tesiller etti 5 veci. Ondan sonra şu andaki okuduğumuz bu kaide gereği, vavlu okuyuşu var mı bunun? El-belav diye var. Şimdi el-belav olunca vavlu okuyuş, bunda yine öyle aynı şekilde 5 ile, 3 ile, 1 ile bu metlerle beraber bu okuyuşta, vavlu okuyuşta devreye giriyor. Yok. Ha tabi tesil. Yani okuyuş kolaylığı anlamında tesil diyoruz ona artık. Yoksa tesil, bildiğimiz tesil, hani normal istilahtaki tesil, hemzeyi tahfif eder. Yani tesil yapmak işte o bahsettiğimiz mevzu. Bildiğimiz hemzenin harekesiyle onun cinsindeki, değil mi, harfimet arasında bir kolaylaştırma yapıyoruz. Bu da bir tesil ama bunun adı ne? Vav, artık vavlı. Yani vava, hemzenin vava ibdal edilmiş hali. Ama bu vava ibdal edilmiş hali kıyasen yapılan bir şey değil. Kıyas yoluyla gelen değil. Sadece resmi hatta uygun olduğu için vav okuyuşu var. Hemzeyi kaldırmışlar. El-belav diye okumuşlar. Ondan sonra ileride gelecek birkaç beyt sonra işmam meselesi devreye giriyor. El-belav diye İşmam meselesi. Yine burada 5-3-1 aynı şekilde met miktarları olarak 3 vecite buradan başta 3 iskat 2 tesille etti 5. 3 tane vav-ı sakine etti 8. 3 tane işmam zamme olduğu için 3 tane işmam etti 11. Bir de efendim ravm olacak bunda oldu 12. Yani bu şekilde el-bela'u kelimesinde kaç vecih var? İnsan bir anda bunu çıkaramayabilir. Ancak vakf-ı Hamza ve Hişam dediğimiz şu konuya ciddi bir ne gerekiyor? Vukufiyet gerekiyor ki o vukufiyetle beraber bunlar hallediliyor. Evet. Pekala. Hepsi birbirine bağlı olarak yürümüş oluyor. Sonra veya'u min ana. Min ana illeyli. Mesela bunun yazılışı nasıl Kur'an-ı Kerim'de? İşte bir hemze, nun, arkadan onu çeken elif ve onun arkasından
Y üzerinde, Y desteği üzerinde yazılmış bir hemze var. Ha, bunun da anay diye okunur. Anay şeklinde. Yoksa normalde ana diye olsa ne olur? Otomatik şimdi. Geriye bağlayalım. Ana dediğimiz zaman da esreli bir harftir bu. Esreli bir harf. Bunda kaç veci olur? Bunda ha bakalım. 5, 3, 1 iskat var mı? Var. Ana, ana, ana diye alırsın. Ondan sonra 5, 1 tesil revim var mı? Var. Onlar da etti. Kaç veci şu anda? 5 veci yaptı. Bu hep kaideyle alakalı. Ondan sonra Y ile okuyacaksın bunu dedi bize. Anay şeklinde. Biz bunu Y ile okuduğumuz zaman yine 5, 3, 1 devreye giriyor mu? Yine giriyor. Kaç yaptı? Etti 8. Harekesi esri olduğu için işmam olmaz. Ama revm olur mu? Olur. Etti 9 veci. Evet. Ana kelimesinde mesela yapılan, tabi durmuyoruz biz böyle yerlerde. İmam-ı Cezeri Hazretleri mübarek ne yapmış? Meseleyi bize anlatmış. Nebe'il, evet nebe'i, yine aynı şekilde nebe kelimesi, nebe kelimesindeki yapılacak olan vücuhat bellidir. Ama kıyasi olarak yapıldıktan sonra burada nebe'i şeklinde de durulmuş olur kısacası. Evet. Veriyya tudgamu. Veriyya tudgamu. Yine resmi hatta uygun olduğu için arkadaşlar riyya riyya şeklinde efendim Meryem suresinde malum geçiyor. İbdal okunur. Normal şartlarda riyya İmam-ı Hamza'ya göre riyya diye okunur. Ama resmi hatta uygun olduğu için riyya da okunur idgamla. Ma tu'vi, tu'vi ile beraber. Tu'vi ile bu şekildedir. Yani tu'vi diye normalde durulması gerekir. Zaten öyle bir vecih vardır, vakıftır. Ama tu'vi de durulabilir. Ve kıyle ru'ya. Denildi ki ru'ya kelimesi yani mazmum ra ile olan yerde de aynı şekilde ru'ya velir ru'ya te'aburun. Buralarda durulduğu zaman da ru'ya diye durulabilir denilmiştir. Bu okuduğumuz buraya kadar yani ve anhu teshilüden itibaren 1, 2, 3 mısra 1, 2, 3 beyt özür diliyorum. Bu 3 beyt neyle alakalı? Hep yapılan tahfifin, yapılan teshilin tekrar hatırlatalım. Teshil burada okuma kolaylığı anlamında. Hemzenin teshiliyle alakalı. Efendim işte okuma esnasındaki yapılan teshille direkt bağlantılı olarak söylemiyoruz bunu. Bu üç tane efendim beyt kıyası tahfifi özür diliyorum tahfifi resmi ile alakalı. Tahfifi resmi ile alakalı. Evet. Böylelikle Vakf-ı Hamza ve Hişam Risalesi'nde lam-ı tarifler hemzeler ile alakalı vakıfların durumunu kıyası yani hem efendim tahfifi kıyasi hem de tahfifi resmi olarak İmam-ı Cezeri Hazretleri buraya kadar getirmiş oldu. Biz de elimizden geldiği kadar efendim bunları anlatmaya çalıştık. Şimdi bu önümüzde 1 2 3 tane arkadaşlar 1 2 3 beyt kaldı. Bu 3 beytte Aczane kardeşinizin tasnifiyle bu konuyla alakalı olmak üzere tasnifiyle bir nevi tamamlayıcı parçalar. Yani tamamlayıcı ifadeler. Son artık bir nevi son cilalama faslı diyelim buraya. Bu ana kadar başından itibaren bu konunun başından itibaren buraya gelinceye kadar biz tahfifi kıyasiyi ilk önce ondan sonra da tahfifi kıyasiyi gördük. Şimdi hepsi için geçerli olan bir takım ifadeleri var. İmam-ı Cezeri Hazretleri'nin ona bakıyoruz. Ve beyne bu direkt artık tesir olarak anlayabiliriz bunu. Yani beyne dendiği zaman da bu hemzenin harekesiyle onun cinsi olan efendim harf arasında okunması diyoruz buna malum. İn yuvafik eğer harekeler muvafıksa hemze ile ma kablinin harekesi efendim birbirine muvafıksalar o zaman teshil oku
tesil yapılır burada. Harekeler muvafıksa. Efendim, وَتْرُكِ مَا شَذَّ. Ama eğer kaide dışında kalırsa, o zaman sen bu tesili terk et diyor İmam-ı Cezeri Hazretleri. İşte yebne ümme. Bunda tesil yapılır mı, yapılmaz mı? El cevap yapılır. Yapılır. Ne zaman geçti? İşte dersin ta başında, Vakfı Hamza ve Hişam Risalesi'nin başında geçtiği üzere harekeler burada yebne ümme. Zammeden sonra fetha. Zammeden sonra fetha olan yer. Burada ne yapılır? İşte yebne ümme gibi şey, zammeden sonra fetha diyorum. Fethadan sonra zamme. Zammeden sonra fetha olursa vav-ı ibdal olur zaten. Değil mi? Tam tersi. Fethadan sonra zamme olduğu için bu ne var? Yebne ümme şeklinde tesili yapılmış olur. Efendim. Sonra su-ile mesela. Su-ile. Su-il diye durulur. Tabi ayrıyeten burada mesela orada söylemişti o zaman. Ne demiş? Zammeden sonra kesre olan yerde vav-ı ibdal de vardır. Su-il şeklinde de durulabilir. Evet. Ke enbi'hum huki. İmamı Hamza'dan mesela enbi'hum gibi yerlerde veksirha hemzeyi kesre oku. Ke enbi'hum. Enbi'hum gibi yerlerde. Şimdi enbi'hum, ben burayı durduğum zaman İmamı Hamza'ya göre nasıl okumam lazım? Enbi'hum değil mi? İbdalle okumam lazım. E peki ibdalle okuyorum. Diyor ki huki, yani hikaye edildi ki burası İmam-ı Hamza'ya göre dururken ibdalle durulması münasebetiyle enbihim gibi de ne olur? Durulabilir diyor. Enbihim. Veksirha hemzeyi kesre oku. Şey, aslan. Aynen öyle hocam. Ha'yı kesre oku. Veksirha ke enbihim. Enbihim'deki gibi. Evet hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz hemzeyi kesre oku dedik değil mi? Hemzeyi değil. Hemze zaten ibdal oldu. Nereye okuyacaksın hemzeyi? Hemzede bir şey kalmadı ki ortada. Evet. Evet. Enbihim. Huki. Bu da hikaye edildi. Sonra bu şimdi genel kaideler bunlar. Ve eşmimen işmamet ve rum revm yap. Bi gayril mübdeli medden. Öyle bir hemze üzerinde işmam yapılır ki veya öyle bir hemze üzerinde revm yapılır ki medde tebdil edilmemişse, medde dönmediyse, böyle bir yerde ne olur? İşmam evet, işmam ve revm yapılabilir. Mesela diyelim ki ikra, bu bir hemze. Peki ben bunda durdum. İkra ne oldu? Medde tebdil edildi. Bunda işmam olur mu? Olmaz. Zaten harekese cezim. Revm olur mu? Olmaz. Peki nebe, nebe'e kelimesi. Nebe diye durdum. Nebe diye durdum. Bunda işmam olur mu? Olmaz. Niye ki? Çünkü aslı nebe'e. Nebe diye durursun. Esri olursa, ötürü olursa işmam veya revm olarak durulur. Mesela yübde'u. Yübde'u. Yübde. Yübde. Değil mi? Yani yübde u yübde yübde, ha burada vav da tabi yübde şeklinde düşünüyoruz ama burada yübde diye ilk etapta medde tebdil oldu ya, daha bir şey olmaz onda. Kaide belli. Yani medde tebdil olunan yerde yübde diye durdun, otomatik ne oldu bu? İptal oldu. İbdal olan yerde artık tesvilleri ve revmi düşünme zaten. Nebe, nebe. Yani ibdal. Zaten fetha olduğu için tesvilde, tesvilliyorum, revm falan olmaz. Revm de olmam, işmam da olmaz. Niye? Çünkü işmam sadece nerede olacak? Zammede. Değil mi? Ötrede olacak. Kesre de revm de olur. Değil mi? Revm olur kesrede. Ötrede aynı şekilde revm olur. Ama durduğun anda medde döndüyse gitti zaten. Yapacak bir şey yok. Evet. Mesela şeyin kelimesinde revm var mı? Var. Niye? Çünkü işte kaide gereği şeyin, ne yapıyoruz biz buna? Diyoruz ki hemze-i hazif. Şey dedin. Sonra nakil dedin.
Şeyi bak geri geldi. Değil mi? Şey. Şeyi. Tabi bu nakil de geri geldiği zaman revm de devreye giriyor bu sefer. Şey diye bunun idgam kaidesi de var. Bir kaideye göre. Şey diye bir daha ne yapıyorsun? Bir daha bunu gösterebiliyorsun. Değil mi? Evet. Peki hala ba'de ve ahiren bi ravmin sehli. Ve ahiren bi ravmin sehli ba'de muharrakin. Ve ahiren sonda son, hemze son, evet, sonda olduğu zaman da bi ravmin revm ile sehli tesil yap. Hemze sonda olduğu zaman da ne olur? Revm ile tesil olabilir. Revm ile teshil. İkisi beraber yapılacak tabi haliyle. Evet. Neşa'u kelimesinde iskat, yani ibdal vecihleri yapıldı. 5-3-1 ibdalleri yapıldı. Ondan sonra burada bir tane giriyor. Teshil revm dediğimiz vecihler giriyor. Hemze sonda neşa'u, neşa'u şeklinde. Evet. Ba'de muharrakin demiş. Harekeli harften sonra gelirse, keda ba'de elif. Eliften sonra da gelirse aynı. Yani işte semai burada eliften sonra gelmiş. İster böyle olsun, isterse efendim yunşi'u mesela. Yunşi'u gibi. Böyle yerlerde aynı şekilde tesil revm yapılabilir. Yunşi de olur. İbdal kaidesi gereği yunşi, yunşi de olur. Ondan sonra yunşi'u şeklinde bunun tesil revmi yapılabilir. Ve mitluhu bunun benzeridir. Hulfu Hişam yani İmam-ı Hamza'nın benzeridir. Muvafakat eder diyelim ona. Hulfu Hişam, Hişam hulufle muvafakat eder. Fit taraf, neredeki hemzelerde? Tarafta vaki olan hemzelerde. Tarafta vaki olan hemzelerde Hişam İmam-ı Hamza'ya ne yapar arkadaşlar? Muvafakat ederler. Evet. Peki yani böylelikle Vakf-ı Hamza ve Hişam Risalemizi bitirmiş olduk. Rabbimiz dediğimiz gibi hatalardan bizleri ari eylesin, beri eylesin diyelim. Tabi sürçülisan ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Kulaklarınızı tırmalıyoruz. Sürçülisan ettikse diyor ya affola. Bizimki de affola inşallah. Pekala. İnşallah bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.